Herkese merhaba. Ben Görsel Sanatlar Grafik Sanatları Öğretmeni Muhammed Altan. Bilişim Eğitim Merkezi olarak bugün sizler için hazırlamış olduğum Adobe Photoshop programında en çok kullanılan kısa yolları öğreneceğiz arkadaşlar. Ben sizler için hazırlamış olduğum bir klavye üzerinde kısa yolları gelin birlikte inceleyelim. Biraz yaklaşıyorum. Gördüğümüz gibi bir görsel iletişim, görsel tasarım yaratma süreçlerinde en çok bize lazım olan kısa yolları klavye üzerinde sizler için göstermiş bulunuyorum. Gelin biraz inceleyelim. Quick Mask Q harfiyle gösteriliyor. Magic Wand W. Eraser Tool E harfiyle, Rotate Tool, R harfiyle birden fazla işlemleri burada ikonlar, piktogramlar üzerinden görebilirsiniz. Burada sol tarafta Tool paneli vardır Photoshop'ta. Bakın arkadaşlar burada üzerinde 1-2 saniyeyle mouse üzerinden tuttuğumuz zaman hemen bize animasyonlar eşliğinde gösteriyor. Taşıma aracı parantez içerisinde V harfiyle gösteriliyor. Biraz daha aşağılara inelim. Dikdörtgen şeklinde seçim yapar. M. Bakın üzerinde hemen fotoğrafımızın üzerinde M harfine bastığım zaman imlecim hemen seçilebilir bir imlece dönüyor gördüğünüz gibi. Evet, devam edelim. Burada üzerine geldiğimiz zaman sihirli değnek aracının kısa yolu W. Bakın arkadaşlar fotoğraf üzerine tekrar W'ye bastığım zaman Magic Wand kısa yol aracımın imgesini görebiliyorsunuz. Herhangi bir yere bastığım zaman bize otomatik seçme aracıyla yardımcı oluyor. Biraz daha aşağı indiğim zaman burada kırpma aracı Crop Tool kısa yolu C bir görüntünün kenarlarını keser veya genişletir. Burada görsel iletişim ve tasarımlarda tabii ki de bir iletişim, tipografi, yazı bizler için çok önemlidir. Herhangi bir fotoğrafımızın üzerine basit hızlı bir şekilde yazılar yazarak afiş, broşür, ilan gibi tasarımları hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın ben yine fotoğrafımın üzerinden gösteriyorum. T harfine bastığım zaman direkt Type Tool ikonu aktif oluyor. Herhangi bir fotoğrafın üzerine bir defa tıkladığım zaman imlecim hazır hale geliyor. Buradan istediğim gibi yazımı yazarak CTRL-A tuşuna bastığım zaman seçilebilir hale getiriyorum. Ve yukarıdan hızlı bir şekilde burada bulunan bir ikondan, renk ikonundan hızlı bir renk atmada aktif uygulama yapabilirim sizler için. Bakın gördüğünüz gibi yazmış olduğum yazıya da direkt hızlı bir şekilde rengimi veriyorum. OK dediğim zaman artık işlem yapacaktır. Bunu tekrar yukarıda bulunan taşıma aracı V'ye bastığım zaman arkadaşlar işlemi bitirmesini sağlayacağım. Bakın V'ye bastım. İmlecime lütfen dikkat edin. İmlecim taşınabilir bir imlece dönüştü. Buradan Delete tuşuna basarak hazırlamış olduğunuz tasarım üzerinde silme işlemlerini yapabilirsiniz. Biraz daha aşağılara indiğimiz zaman Eraser Tool var. Bakın Eraser Tool silgi aracıdır. Bir nesnenin silinmesi. Animasyon üzerinde gördüğümüz zaman da bir nesnenin hızlı bir şekilde nasıl silinebileceğini gösteriyor bize. Bakın ben burada
fotoğrafım üzerine hızlı bir silme aracı yapacağım sizlere. Silgi aracının kısa yolunu tekrar ediyorum. E harfi. Bakın geliyorum tekrar E harfine bastığım zaman imlecim en son ayarları ile birlikte aktif hale geliyor. Bakın herhangi bir yerden silme işlemini yapabiliyorum. Peki öğretmenim ben kısa yolunu geri almak için nasıl yapabilirim? Çok kolay arkadaşlar. Ctrl Z'ye bastığınız zaman ya da Ctrl Alt Z'ye birden fazla bastığınız zaman birden fazla işlemleri geriye alacaktır. Tekrar ediyorum. Ctrl Z bir defa işlemi geriye alır. Ctrl Alt Z birden fazla işlemi geriye alır. Evet tekrar bakalım. Dikdörtgen çizer diyor. Bir tasarımda tabii ki belli bir alanlar çizmek, belli bir alanları çizdikten sonra onları boyamak görsel iletişim ve tasarım süreçleri içerisinde çok önemlidir. Bakın dikdörtgen aracının kısa yolu U harfiyle gösteriyor bize. Bakın U harfine bastığım zaman imlecim bir hemen artı işaretine dönüştü arkadaşlar. Hemen mouse'umun sol tuşuyla basılı tutarak herhangi bir obje, herhangi bir dikdörtgen, kare, daire birden fazla işlemlerinizi çizmenize yarayacaktır. Bakın burada bir işlem çizdiğim zaman iç dolgu yani iç dolgusunu rengini nasıl atabilirim? Bakın arkadaşlar çizdiğim zaman çizdiğim bir simgeyi burada bize gösteriyor. Struck bir objenin dış çizgisini gösterir bizlere. 5 pikselle çizilmiş bir rengimiz var burada. Bunu ben tıklayarak ister kırmızı yapabilirim, ister turuncu yapabilirim, ister tekrar beyaz yapabilirim. Peki öğretmenim bunun içerisini nasıl farklı renkle boyayabilirim? Bakın fail. Gördüğünüz gibi burada kırmızı bir çizgiyle gösterdiği ikon piktogram içinin şu anda bir boş olduğunu gösteriyor bize. Buna bir defa tıkladığım zaman direkt magenta, diyelim ki siyah, lacivert birden fazla rengini seçebilirsiniz. Tekrar ediyorum. İşlemi durdurmak, işlemi taşıyıcı bir plana almak istiyorsak V harfine bastığım zaman arkadaşlar tekrar ediyorum. V harfine bastığım zaman bir objenin seçilebilir olduğunu gösterir ve o objeyi tekrar olarak sonlandırır. Yani dediğim gibi tekrar başa döndürür arkadaşlar. Bir objeyi hızlı bir şekilde seçmemi sağlar. Birden fazla yere sağa, sola, yukarıya hızlı bir şekilde taşımamı sağlar bize. Tekrar ediyorum. V aracına bastığım zaman bir objenin taşınabilir olduğunu bize gösterir. Tekrar edelim. Bir Ctrl Z'ye bastığım zaman birden fazla işlem yapmak istiyorsam da Ctrl Alt Z'ye basarak bu işlemi sonlandırabilirim. Evet burada görselde tekrar yakınlaşıyorum. Sizler için hazırlamış olduğum kısa yolları fotoğraf üzerinde de tek tek izleyerek görsel iletişimlerimizde, görsel tasarımlarımızda hızlı bir şekilde bakarak, izleyerek, uygulama yaparak görebilirsiniz arkadaşlar. Ben size bir fotoğraf üzerinde göstermek istiyorum. Bakın burada bir foto manipülasyon yapılmış bir fotoğrafımız var. Bunun üzerinde birkaç denemeler yapabiliriz. Unutmadan Photoshop programı en çok hangi alanlarda kullanılır? Buna bir açıklama getirmek istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu Photoshop programı
ne için kullanılır, ne amaçla kullanılır, bunu size hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir belge, bir fotoğraf, bir resim, düzenleme ve işleme aracıdır Photoshop programı. Tekrar edelim. Bir resim, bir belge, bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır da diyebilirim size arkadaşlar. Evet, bakın burada bir bulutlar görüyoruz, bir duvar kağıdıyla yapılmış bir merdiven üzerine bir adam yerleştirilmiş bir görsel iletişim, görsel sanat diyoruz arkadaşlar. Biz buna foto manipüle diyoruz. Bakın burada bulutlarımız gördüğünüz gibi çok siyah, bazı alanlarımız çok siyah, bazı alanlarımız çok açık. Bunları bir kısa yol üzerinden nasıl daha çok açabilirim? Nasıl daha çok koyultabilirim? Bunları görürüz arkadaşlar. Bakın burada Daggle Tool diye bir tool'u öğreneceğiz. Daggle Tool. Bakın hemen Tool programına geliyorum. Sol tarafta bulunan birden fazla, bunları siz alıştırmalar yaparak tek tek klavye üzerine göstermiş olduğum kısa yollardan rahatlıkla kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutmadan 1-2 saniye üzerinde durduğunuz zaman da onun animasyonunu gösteriyor bize. Bunlar çok önemli değil mi arkadaşlar? İzlemek öğrenmenin aslında temel prensibidir. İzlemezseniz anlayamazsınız, bir takım şeyleri uygulayamazsınız. Burada da Photoshop CC programı ile birlikte Creative Cloud yüklemesiyle güncelleştirilmesiyle bize harikalar yaratıyor. Bakın burada Daggle Tool aracına geleceğim arkadaşlar. Bakın şu anda 3 noktayla gösterilen bir piktogram var. Bu ne olabilir? Yani devamı var. Peki ben bu devamını nasıl görebilirim? Mouse'umun sol tuşuyla basılı tutuyorum arkadaşlar. Bakın birden fazla tool'lar sıralanıyor burada. Burada karşımıza gelen bir edit toolbar var. Gördüğünüz gibi en üstte. Bu nedir? Bir defa ona tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bana burada kısa yolları gösteriyor. Move Tool V harfiyle. Artboard Tool V harfi. Rectangular Tool M harfi. Lasso Tool L harfiyle birden fazla harflerle gösteriyor. Peki ben bunu kendim kısa yollarını değiştirebilir miyim? Tabii ki de. Bakın arkadaşlar çift tıklayarak V harfini Y'ye dönüştürebilirim. Gördüğünüz gibi Magic Wand Tool W ile gösterilen bir harfimi çift tıklayarak onu U'ya, kendi belirlemiş olduğum kısa yollara çevirebilirim. Buradan sizler kendiniz atamalarınızı yapabilirsiniz. En çok kullanılan kısa yolların atamalarını buradan çift tıklayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Done diyorum, işlemi sonlandır ya da cancel, kapat, cancel diyorum. Evet, dersimizin fotoğraf üzerinde bir küçük bir demo uygulamasını yapacağız. Daggle Tool. Bir fotoğraf çektik. Bir resmimiz var elimizde. Bunlarda bazı bölgeler renksiz, bazı bölgeler çok karanlık, bazı bölgelerde soluk. Biz bunları nasıl hızlı bir şekilde renklendirebiliriz, canlılaştırabiliriz? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Gelin fotoğraf üzerinde inceleyelim. Daggle Tool'un kısa yolu arkadaşlar O harfidir. Bakın V harfine basarak işlemi sonlandırıyorum. Neydi kısa yolu? Taşıma aracının kısa yolu V harfiydi. İşlemimi sonlandırdım. Daggle Tool'un renk soldurma, renk canlılaştırma kısa yolu da O'dur arkadaşlar. Bakın buna bastığım zaman belli bölgelerdeki bulutları canlı yapacağım arkadaşlar. Bakın birden fazla bastığım zaman bulutları otomatik canlı yapıyor. Gördüğünüz gibi rengini açıyor arkadaşlar.
Evet. Şimdi ben burada çimlerimi aynı işlemi uyguluyorum. Bakın, birden fazla bastığım zaman çimlerimi canlı yapıyor arkadaşlar. Renklerini de açıyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bir defa basıyorum. Tekrar ediyorum. Duggle tool'un kısa yolu O arkadaşlar. V harfimiz işlem sonlandırma, taşıma aracı. O harfimiz de tekrar Duggle tool'un aktifleşmesi. Bakın yine bulutları tek tek burada canlılaştırıyorum, değil mi? Bir görsel iletişim yapıyorum arkadaşlar. Ben dersimi çok ünlü bir sanatçının sözüyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Pablo Picasso. Pablo Picasso hayal ettiğiniz her şey gerçektir der. Biz de burada hayal ettiğimiz, düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirebiliyoruz Photoshop programı sayesinde. Hayal ettiğiniz tüm eğitimlerde Bilişim Eğitim Merkezi'nde teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve bilişimle kalın.